numaralı kapıdan nebiler, sıddıklar, şehitler, öbür numaralı kapıdan mücahitler, alimler, öbür numaradan herkes bir taraftan çağrılacak. Cennetin kapılarına zümre zümre, grup grup girilecek ayeti inince Ebu Bekir radıyallahu anh durmuş, ya Resulallah demiş, herkesi bir kapıdan çağrılıyorlar meziyetine göre. Peygamber olduğu için bir numaralı kapıya davet ediliyor. Peygamberler, 950 sene Allah diyenler, bir numaralı kapıya davet ediliyor. Filanca mücahitler öbür kapıdan, Allah için infak edenler ve verdiği malın peşinden gitmeyenler filan kapıdan, çok oruç tutanlar filan kapıdan, çok Kur'an okuyanlar filan kapıdan. Ya Resulallah, bütün kapılarda adı yazılıp davet edilen, aman bu kapıdan girse diye her kapıda kaydı olan kimse var mı diye sormuş. Sen olsun Ebu Bekir demiş. Neden her kapıda adı var? Çünkü peygamber adam arıyordu. Ben buradayım ya Resulallah dedi. Mal lazımdı. Ebu Bekir orada. Gece Kur'an okuyacak. Yanık yanık Kur'an okuyacak adam lazım. Ebu Bekir orada. Çocuğunu feda edecek adam lazım. Ebu Bekir orada. Peygamber kendine genç sekreter, onun dediklerini anlayacak bir genç kız arıyordu. Kızı orada. Öldü. Vefalı, peygamberin davasını devam ettirecek, yılmayacak, sarsmayacak, fitneye düşmeyecek adam lazım. Ebu Bekir orada. Ne zaman ne aranırsa, nerede bir kalite varsa Ebu Bekir oradaydı. Her kapıda Ebu Bekir var. Peygamberler bir numaradan, filancalar bir numaradan, filancalar bir numaradan çağrılırken her kapıdan Ebu Bekir'in girebileceği kapıdır dendiğinin nedeni, her kapının hakkını verecek yiğit adam, vefalı adam, mala tapınmayan, çoluk çocuğunun fitnesine uğramayan, arandığı zaman bulunan adam olduğu için her kapıda aranan oldu. Ona bütün kapılardan selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin.